Merhaba, bu hafta 18-24 Mart Balık Burcu'nun hala etkisi altında başlıyoruz haftaya. Ancak haftanın ardından hemen pazartesi günü 25 Mart'ta Terazi Burcu'nda bir ay tutulması yaşanacak. Bu hem geçmişteki bizim değersizlik hislerimizle yüzleşmemizi sağlayacak, hem de bu duygulardan dönüşümle geçmeyi teşvik edecek önemli bir etken olacak hayatımızda. Haftayı bu süreçle geçireceğiz ve hafta boyunca duygusal ve ruhsal derinliklere dalarken içsel yaralarımızı iyileştirmeye yönelik bizim için de bir süreç başlayacak artık. Merkür ve Şiron'un kavuşumu geçmiş acılarımızı böyle tekrardan bir gözden geçirmemizi ve onları iyileştirme yolunda adımlar atmamızı elbette ki bizlere sağlayacak. 25 Mart'taki ay tutulması ise kişisel gelişimden finansal konulara, ilişkilerden maneviyata kadar hayatımızın pek çok alanında çok önemli değişiklikler getirecek. Bu dönem iç dünyamızla ve çevremizle olan bağlarımızı yeniden değerlendirme fırsatı bizlere sunacak. Kısaca bu hafta kendimizi böyle daha iyi anlama ve hayatımızı daha tatmin edici bir yönde ilerletme şansı bizlere sunuyor olacak. Koç burçları ve yükselen koçlar için 18 Mart haftası adeta bir dönüm noktası niteliğinde olacak tabii ki. Hukuki meseleler, finansal değişiklikler, evlilik, boşanma ve yaşam alanında önemli değişimler gibi hayatınızı çok derinden etkileyebilecek konular daha uzun süre sizleri etki altına alacak. Bu dönemde sizi bekleyen kadersel yol ayrımları ve kararlar hem kişisel gelişimize katkı sağlayacak, hem de hayatınızın böyle yeni bir evresine artık geçiş yapmanız için gereken cesareti de sizlere verecek sevgili koçlar. Şimdi beklentileriniz ve yaşanabilecek şeylere tutulmanın tabii ki çok fazlasıyla etkisi var. Bu bir karar alma süreci olacak sizin için. Tabii ki tutulma da güney bendinde olduğu için bu tutulma sizi böyle birazcık geçmiş yolculuğa çıkaracak gibi. Hayatınızda kendinizi sorgulamaya ve birazcık daha kendinizle ilgili, ne istediğinizle ilgili düşünmenizi de sağlayacak. Bu hayatınızda dönüm noktalarına odaklanmanız ve geleceğe dair yol haritanızı çizmeniz için de aslında çok önemli bir fırsat olacak bu hafta. Tabii ki ilişkiler ve ortaklıklar bu dönemde çok büyük rol oynuyor. Özellikle de evlilik durumu çok fazlasıyla ön plana çıkıyor. Venüs'ün de tabii ki Satürn'le olan Balık burcundaki kavuşumu ilişkilerinizdeki böyle gizli olayların açığa çıkmasını ve bu durumların sorumluluklarınızı yeniden değerlendirmenizi de gerektirecek. Belki gizli kalmış gerçeklerin gün yüzüne çıkması ilişkilerinizde artık yeni bir sayfa açmanıza da olanak tanıyacak sevgili koçlar. Fakat Jüpiter'in olumlu etkileri var size. Bu da finansal kazançlar açısından çok bence umut verici gibi duruyor. Yeni iş ortaklıkları veya mevcut ortaklıklardan ayrılmak maddi durumunuzda çok önemli iyileşmelere yol açabilir sevgili koçlar. Tabii ki sizin 8 Nisan'da da sizin burcunuzda bir güneş tutulması olacak ki bu da tüm değişiklikleri zaten pekiştirmiş olacak. Ve sizlere yeni başlangıçlar için de çok güzel bir zemin hazırlayacak diye söylemek istiyorum. Şimdi bu süreç bu hafta gerçekten çok önemli. Kişisel gelişiminizi çok hızlandıracak bir haftaya adım atıyorsunuz. Duygusal değişimler için gerçekten büyük fırsatlar var sizler için. Birazcık dürtüsel ve egonuzu daha yüksek böyle tutmanız, kendinizi sınama şansı bulabileceksiniz bu dönemde. Yaşayacağınız tecrübelerle daha olgun bir bakış açısına da aslında sahip olacaksınız ve sahip olmayı da öğreneceksiniz. Yalnız tabii ki belki bu tutulma sürecinde cerrahi müdahaleler gibi bir şey düşünüyorsanız eğer, bu dönem bunlar için çok da uygun değil. Sağlığınıza çok dikkat etmek bu yoğun dönemi en sağlıklı şekilde atlatmanızı sağlayacaktır zaten sevgili koçlar. Ve 18 Mart haftası sadece böyle kendi iç dünyanızda değil, aynı zamanda ilişkilerinizde ve maddi konularda gerçekten önemli değişikliklerin yaşanacağı bir zamana işaret ediyor. Geçmişten gelen böyle dersleri geleceğe taşıyacaksınız. Yeni başlangıçlar için cesur adımlar atacak
bir haftanın başındasınız. Bu dönemi tabii ki doğru değerlendirmek sizleri çok daha parlak bir geleceğe elbette ki taşıyacaktır sevgili koçlar. Umarım gezegen etkilerini yönetebileceğiniz bir tutulma süreci yaşamanızı sizler için de temenni ediyorum.